Trabzonspor'un Antalya Belek'teki antrenmanları devam ediyor. Bordo Mavili takım sabah saatlerinde aslında şöyle bir açıklama yapabilirim. Trabzonspor'un sabah antrenmanında kampa geç katılan futbolcu, yabancı oyuncular ve genç kaleci Arda Karabulut katıldı. Diğer oyuncular akşam antrenmanına kadar günü izinli olarak geçirdi. Şu an gördüğünüz gibi izinli oldukları için kampa geç katılan futbolcularla Sosa ve Esteban kondisyon ağırlıklı çalışma yapıyor. Tempo oldukça yüksek. Oyuncuların ne kadar zorlandığını yakın videolarla size anlatmaya çalışacağım. Şu anda gördüğünüz gibi tam sahaya şekiller yerleştirilmiş durumda. Tam sahaya yerleştirilen şemaların etrafından futbolcular dolaşıyor ve ona göre kondisyon çalışması yapıyorlar. Hiç durmadan bu çalışmayı yaptıkları için çok kolay bir çalışma olduğunu söylemek mümkün değil. Öncelikle sağ kenarında full iki tur attıktan sonra orta sahada kurulu dubaların etrafından geçiyorlar. Paslaşıp golünü atmaya çalışıyorlar. Şu anda gördüğünüz gibi Durisa Rodega paslaşması. Yani kale boş belki ama burada esas amaç nabzın yüksekliği anında oyuncuların verdiği tepki. Şu anda gördüğünüz gibi stüdyodan da anlayacağınız gibi oldukça yorucu bir antrenman metodu. Jose Sosa da şu an karşı tarafta çalışmalısını, o da hiç aksatmadan devam ediyor. Evet, kampa geç katıldı ama temposunu şu an için iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada Başkan Muharrem Usta da antrenmanı yakından takip ediyor. Evet, Sosa önce ulaştı topla buluşma noktasına. Castillo'yu bekledi. Şu anda Castillo Sosa paslaşması. Sosa yüksek namazla topu sert bir şekilde kaleye göndermeyi başardı. Dün Başkan Muharrem Usta Castillo ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Castillo'nun moral ve motivasyonunu daha da artırmaktı amaç. İkinci yarıda kendisinden beklentilerin yüksek olduğu vurgulandı bu toplantıda. Yarın Trabzonspor saat 16'da bu sahada Arnavutluk Süper Lig ekiplerinden Lüftetar ile bir hazırlık maçı yapacak. Bu hazırlık karşılaşması kulüp tarafından canlı olarak yayınlanacak. Son olarak şu bilgiyi de verip toparlayayım. Trabzonspor transfer arayışlarına devam ediyor şu an itibariyle. Son isim olarak dün akşam duyurmuştuk. Filip Novak, Danimarka'da futbol oynuyor. Çek futbolcu Trabzonspor'un transfer listesinde ilk sıralarda. Şu an itibariyle kulübü oyuncuyu Trabzonspor'a vermeye pek sıcak bakmıyor. Ama Trabzonspor kulübü oyuncuyu daha önce birçok kez izlettiği için bu transferi gerçekleştirmeyi oldukça istiyor. Evet, bazı taraftarlar eleştirilerini sürdürdü ama ben şahsen oyuncuyu çok fazla izlemediğim için bu konuda bir yorum yapamayacağım ama futbol bilgisine güvendiğim kişiler Filip Novak için bana olumlu görüşte bildirdi, olumsuz görüşte bildirdi. O yüzden biraz ortadayım açıkçası. Ama dediğim gibi daha önce birçok kez izlendiği için, izlenip transfer yapıldığı için, yani izlenip listeye alındığı için bu konuda kararı teknik ekip vermiş durumda. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.